Değerli izleyicilerimiz, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ı yüksek riskli bölge ilan etti. Şimdi bu yüksek riskli bölge deyimini geçtiğimiz aylardan hepimiz biliyoruz. Buralara seyahat etmelerle ilgili uyarılar durumu söz konusu, dikkat edin durumu söz konusu ve buralardan Almanya'ya gelecek olanlarla ilgili de tedbirler alınabilir. Şu anda kapılar kapatılmış değil. Yasak yok, ancak yüksek riskli bölgelere gitmeyin uyarısı aslında bu. Önümüzdeki günlerde şunlar olacak. Almanya, Avrupa'nın diğer pek çok noktasını, ülkesini ve içerisinde yine Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan edecek. Buraya olan uçuşları, seyahatleri kısıtlayacak. Buralardan, bu ülkelerden Almanya'ya gelişlerle ilgili yine test, yine aynı şekilde aşı zorunluluğu gibi bilgi, belge, evrakları, sertifikaları isteyecek. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsun? Arkadaşlar, vaka sayıları her yerde patlıyor. Gittiğimiz nokta bu. Özellikle bizim ana vatanımızdan gelişleri, gidişleri büyük oranda kısıtlayacaklar. Almanya gelinen noktada bunu da eğer bu önlemi almazsa zaten bugüne kadar yaptıklarının da hiçbir anlamı olmayacak. Özellikle de bu siyasetçilerin halka söyleyecek sözü kalmayacak. Çünkü sıvı dediler, insanlara sıvıları vurdular. Kapanma dediler, insanları kapattılar. Şu önlemi alacaksınız. Maske, mesafe, işte sertifika, yok testi, oydu buydu derken bütün bunları yaptılar arkadaşlar. Tıp dünyası ne diyorsa hepsini yaptılar. Buna rağmen vaka sayıları bugün 50 binler civarına Almanya'da geldiyse yarın öbürsü gün diyecekler ki biz bu ülkelere gidiş gelişleri de yasaklıyoruz diyecekler. Şaşırmayın. Bunların hepsi olacak. Göreceksiniz. Ben geçmişte bundan sadece birkaç ay önce dedim ki İnsanlarla aç kapa oyunu oynuyorlar. Şu anda açtılar, yarın öbürsü gün yeniden kapatacaklar. Buyurun kapatıyorlar. Yani bir şeyleri anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Bu insanların, bu siyasetçilerin ne kadar başarısız olduğunu anlatmaya günler yetmez. İnsanların psikolojilerini bozdular. İnsanların tüm ekonomik yapılarını bozarak insanları gerçekten ekonomik olarak dibe vurdurdular. Almanya gibi Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika vatandaşlarımızın İngiltere yoğun olarak yaşamış olduğu bu ülkelerde ekonomik olarak insanlar sıkıntıda dedik. Aylarca anlattık bunu. Yapılan sosyal yardımların yetersiz olduğunu, emeklilerin maaşına tek kuruş dahi zam yapılmadığını, markette, çarşıda, pazarda yangın olduğunu, insanların alım gücünün düştüğünü defalarca anlattık. Almanya'da geride bıraktığımız ayda enflasyon %4,5 olarak açıklandı. Yapılan sosyal yardımlar aynı, emekli maaşı aynı ama markette, çarşıda, fiyatta, pazarda fiyatlar en az %20, özellikle gıda ürünlerinde artmış vaziyette. Bu siyasetçilerin bir şey yapmaya gönülleri yok. Merkel 16 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Çok güzel işler de yaptı ama bu koronavirüs döneminde sınıfta kaldı. Almanya'da sel oldu. Hala selden dolayı insanların büyük bir kısmının yaraları sarılmış değil. İş yeri olan insanlara geçen yılki cirolarının %70 oranında sosyal destek, yani korona desteği yapıldığı. Peki emekliye ek bir yardım yapıldı mı? İşçiye ek bir yardım yapıldı mı? Onun için diyoruz ki bunlar kasaları kilitlemişler. Dünyanın en zengin ülkeleri vatandaşa tek kuruş euro dahi vermek istemiyorlar. Kusura bakmayın. Durum bu. Birileri bana kızıyor biliyorum ama ben burada Avrupa'yı, Almanya'yı anlatıyorum. Türkiye'yi anlatmıyorum. Bak. Yine yoruma yazıyor bazı arkadaşlar. Diyorlar ki siz diyor işte niye hiç Türkiye'yi anlatmıyorsunuz? İşte Türkiye'de durum bu. Arkadaş, ben Türkiye'nin ne durumda olduğunu belki senden daha iyi biliyorum. Ama ben burada Avrupa'yı anlatıyorum. Bak, Türkiye ile Avrupa'yı Almanya'ya kıyaslamak kadar saçma bir durum olabilir mi? Almanya'nın ekonomisi Türkiye'nin ekonomisinin 20 katı, 30 katı.
Sadece otomotiv sektörü Türkiye ekonomisinin 10 katı. Yani Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamak kadar saçma bir durum olamaz. Türkiye'de ben emeklilerin almış olduğu maaşın yetmediğini bilmiyor muyum? Bütün emeklilerin borç bataklığında olduğunu, bankaya borcu olduğunu, kredi kartı borcu olduğunu, kredi borcu olduğunu, eşine, dostuna borçlu olduğunu bilmiyor muyum? Son bir yıl içerisinde Türkiye'deki ev fiyatlarının, gıda fiyatlarının neredeyse %100 oranında arttığını bilmiyor muyum? Vatandaşın almış olduğu emekli maaşıyla ya da normal çalışanın almış olduğu asgari ücretle ya da 5000 liraya kadar maaşı olanın geçinemediğini, euronun 11 lirayı geçtiğini, doların 10 lirayı geçtiğini bilmiyor muyuz arkadaş? Yorum yapıyor oraya. Uzanmış çek yata elinde cep telefonu bize saydırıyor. Ben kardeşim bak şu anda olduğu gibi Türkiye'yi anlatmıyorum. Bak Türkiye'yi anlattığım yüzlerce video var. Şu anda izlemiş olduğunuz bu kanalda en az 6-7 bin tane video var. Bunların yarısı Türkiye ile ilgili. Onları izlesen. Uzanmış çek yata elinde telefon düşüyor bize. Ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim? Ya aslında sana söyleyecek bir şey de yok yani. Bütün yorumları okuyoruz. Bizim de bir insan olduğumuzu sanıyorum unutuyorsunuz zaman zaman. O kötü söz söyleyenlere söylüyorum. İstediğin yorumu yap kardeşim, aşağısı açık. Videonun yorum bölümü açık. Engellemiyoruz da. Küfür yok, hakaret yok. Her türlü eleştiriye açığız. Bizim yanlışımız yok mu? 7000 tane video yapmış adamın söylediği vardır elbette yanlışları. Ama biz şu anki mevcut durumlar içerisinde Almanya'yı anlatırken onlar orada krallar gibi yaşıyorlar. İşte sosyal yardım, çocuk parası alıyorlar. Altlarında Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler diyorsun da gel de bakalım, gör bakalım. Eskisi kadar rahat mı Avrupa? Almanya eski Almanya mı? Gel bakalım. Gel. Hiç kimse aç değil çok şükür. Ama son bir yıl içerisinde özellikle de bu koronavirüs döneminde vatandaşın büyük bir sıkıntı içerisine düştüğünü anlatıyorum defalarca. Almanya'da en ucuz market olarak bilinen Aldi Market git bakalım. Rewe git bakalım. Lidl git bakalım. Ne durumda? Yani Türkiye'deki BİM A101 şok ayarındaki marketler. Almanya'da ucuz market diye bir market yok. Türkiye'de de artık ucuzluk diye bir şey kalmadı. Arkadaşlar Türkiye'de BİM A101 ve şok marketlere gidenlerin halkın %67'si, halkın %67'si bu marketlere gidiyor. Niye? Ucuz diye. Ama artık ucuzluk yok. Almanya'da da aynısı. Aldi ucuz diyoruz. Aldi'ye git bakalım. Hangi ucuzluğu göreceksin? Ucuzluk öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ucuzluk diye bir şey yok dünyada artık. Sadece hani Avrupa, Almanya, Fransa değil. Dünyada git Amerika'ya. Amerika'da da aynı. Her yerde aynı. Ama ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Almanya gibi gelişmiş olan ülkeler bu koronavirüs döneminde halkın gerektiği kadar yanında olmadı. Olamadı. Ha, olduğu noktalar var ama büyük bir çoğunluğu olamadı. Şimdi de çıkmışlar aç kapa oynuyoruz. İşte şu ülkeden gelenleri biz yasaklıyoruz. Şunları yasaklamıyoruz. Şu engelleri aldık. 2G, 3G, 3G Plus bilmem ne tedbirleri deyip insanların kafasını karıştırıyorlar. Mevcut alınan bu kadar önlemlere rağmen, tedbire rağmen şu anda Almanya'da 25 milyon insan aşı olmadı. Ortada bir başarı mı var, başarısızlık mı var? Merak ediyorum. Lütfen videonun altına siz de görüşünüzü belirterek yazın. Şimdi diyorlar ki Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti yasakladık diyorlar. Bu ülkeler çok riskli diyorlar. Tamam da sonuç ne? Nereye kadar bu yasakları getireceksin? Aç kapa oyunu oynayacaksın. Nereye kadar? Ne zamana kadar? Cevap yok. Tek yaptıkları şey arkadaşlar yasak getirmek, kaldırmak, maske, mesafe demek. Hadi sıvıları vuruyoruz demek. Hadi testleri yapıyoruz demek. Şimdi Almanya testleri bedava yaptı. Niye bedava yaptınız? Niye paralı yaptınız? Yeniden aç kapa yap boz oyunu oynadınız. Hiç kimse sormuyor bunu. Hiç kimse sormuyor. Bunu söylerken bunları konuşmak sanki bir aşı karşıtlığıymış gibi algılanıyor. Değil arkadaşlar. Doktorunuza gidin, hekiminize danışın. Ben mevcut durumu siyasetçilerin insanlara oynadığı bu oyunu anlatmaya çalışıyorum. Siyasetçiler de ne yaptığını bilmiyor. İnanın bana bilmiyor. Bakın Almanya'da eyalet başbakanları ayrı bir şey söylüyor. Merkel başka bir şey söylüyor.
Eyaletteki sağlık bakanları, senatörler başka bir şey söylüyor. Bakıyoruz Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn başka bir şey söylüyor. Yani bir birlik, bir beraberlik de yok. Herkes davulunu almış eline, her biri güm 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 çalıyor. Her biri başka bir seste, başka bir tonda, başka bir şeyde. Olan yine halka oluyor. Böylesine büyük bir krizin içerisinde 2 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen halen kafa karışıklığının giderilmediğini gözlemleyebiliyoruz. Herkes başka bir şey söylüyor. Şimdi bakın, önümüzdeki günlerde bunlara hazırlıklı olun. Vaka sayıları artacak, hastaneler dolacak, doktorlar çıkıp yeter diyecek, siyasetçiler çözdük çözüyoruz, idare edin diyecekler. Sizi önümüzdeki günlerde bunlar bekliyor. Vaka sayıları da 2 hafta sonra şu anda 40 bin civarında, en az 60-70 bin olacak. Almanya'dan bahsediyorum. Üzülerek anlatıyorum. Bu felaket tellallığı değil, gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Ona göre tedbirli olmamız gerekiyor. Yani korona bu kadar patlamışken Ahmet Bey'in, Fatma Hanım'ın Köln'deki bilmem ne düğün salonunda oğlu kızı evleniyor. Ben oraya gitmesem ayıp olur. Ben gideyim bir de iki tane göbek atayım diyorsan Allah yolunu açık etsin. Sen de yarın öbürsü gün korona olacaksın demektir. Tedbir derken bunu, yani gidip gelme konularını biraz kısıtlayalım. Önümüzdeki günler sıkıntılı olacak. Belli, tablo belli. Ha biz bunu diyor, söylüyoruz. Bazıları yorum yapıyor. Korona morona yok. Ya nasıl yok kardeşim, bu kadar insan ölüyor. Var ama ben tedbirlere kızıyorum. Hani bu sıvılar işi kurtarıyordu. Ne oldu kardeşim? Niye başa döndük? Niye vaka sayıları geçen yılki sayıya ulaştı? Ben başka bir şey anlatıyorum. Birileri başka bir şey anlıyor. İşlerine öyle geliyor çünkü. Ben de buradan diyorum ki beni Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın karşılaşacağı tablo bu, tedbirinizi alın. İki göbek atma, düğüne gitme, gelme, yapacak bir şey yok. Bunları söylerken üzülüyorum. Ama tablo bu, hastaneler dolacak. Yani siz her şeyi bir tarafa, kendi tedbirinizi alın. Bunun için anlatıyorum. Olmaz olmaz diyorsun. İşte biriyle bir araya geliyorsun, yakalanıyorsun. Benim yakınlarımda hayatını kaybeden pek çok insan oldu. E sizin de vardır, eşiniz, dostunuz, Allah korusun, çevrenizde bulunan insanlar. Duymuyor muyuz, görmüyor muyuz? Yani korona yok demek, bunu reddetmek doğru değil arkadaşlar. Ben sadece alınan tedbirlere kızıyorum. Alınan bu önlemlerin eğer başarılı olsaydı bugün vaka sayılarının artmayacağını söylüyorum. O nedenle başarısız ilan ediyorum bu siyasetçileri. Bu konuyla ilgili siz de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz alınan bu tedbirlerin işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Bundan önce alınan tedbirler işe yaradı mı? Bir, bu işin son durağı olarak nereyi ve ne zamanı görüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, sizlerden bir ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka yayınlarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz.